SPD pedal nedir? Kilitli pedal nedir? Kilitli pedal alacağım ama ne kullanmalıyım? Hangi kale almalıyım? Hangi pedalı almalıyım? İşte tüm bu soruların cevabını bu videoda bulacaksınız. Yeni başlayanlar için SPD ve kilitli pedal önerileriyle Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar. Tekrar merhabalar arkadaşlar. İlk etapta kilitli pedal nedir? Bundan bir bahsedelim. Bize ne gibi faydaları var kilitli pedalın? Kilitli pedal dediğimiz olay özel ayakkabılar ve altında bulunan kaller yardımıyla ayaklarımızı pedalımıza üstünde bulunan özel bir sistemle kilitleyerek birleştiriyor. Ne gibi faydaları var? Kilitli pedalın inanılmaz faydaları var arkadaşlar. İlk etapta bisikletinize inanılmaz hakim oluyorsunuz. Bisikletinizle adeta bütünleşiyorsunuz. İkinci bir faydası dizlere gelen yükler arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde kilitsiz pedallarda sadece basma kuvveti uyguluyoruz. Ama kilitli pedalda çekme kuvveti de uyguluyoruz. Bu da ne demek oluyor? Diz eklemlerimize gelen yüklerin eşit orantıda dağılmasına neden oluyor. Bu şekilde diz eklemlerimizi de korumuş oluyoruz. Üçüncü olarak bize ne gibi faydası var? Üçüncü olarak arkadaşlar %30'a yakın bir güç, bir performans kaybını engelliyor. Ek bir performans sunuyor bize. Ha bunu şu şekilde dikkat etmek gerekiyor. Bu mekanik olarak basma ve çekme kuvvetleriyle, ama eğer eğim olarak, yokuş olarak ölçmeye kalkarsanız bu %5'lerde kalır. Ama benim size tavsiyem, inanın yokuşlarda kilitli pedala geçtiğiniz anda uçuyorsunuz. Peki kilitli pedallar kaça ayrılıyor? Sınıflandırmasına geçecek olursak ekranda görüyorsunuz, ikiye ayrılıyor. Yol ve dağ bisikleti olarak ikiye ayırabiliyoruz. Yol bisikletinde kaller biraz daha üçgenken, ayakkabının tabanı tamamen bisiklete hakim olmak için daha geniş kallere sahip ve daha sertken, dağ bisikletine geçtiğimizde biraz daha arazide, günlük yaşamda da kullanabileceğimiz şekilde kaller daha küçük, daha içte ve ayakkabıları da günlük yaşama uygun, araziye uygun şekilde. Şimdi gelelim videonun en önemli bölümüne. İlk defa başlıyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Hemen şöyle ben size göstermeye başlayayım arkadaşlar. Şöyle yakın çekimde de muhtemelen elimde görüyorsunuz. Giriş seviyesi pedallar 100 lira ile 120 lira arası bir fiyata sahip. Görüyorsunuz basit bir mekanizması var. Ayakkabıya gelecek olursak da ayakkabılar çeşitli. Shimano'nun ayakkabıları var. Bir sürü markanın, Northway, onun bunun bir sürü. Hatta Decathlon'un kendi ayakkabıları var. Ama ben elimde tuttuğum şu ortalama fiyatı 200 lira olan Shimano'nun MT34 tipi. Görüyorsunuz burada da kalleri var. MT34 tipi ayakkabılarını tercih ettim. Ama siz başka bir ayakkabı, daha ucuz veya daha pahalı, tercihinize göre başka bir ayakkabı satın alabilirsiniz. Şimdi gelelim en önemli konulardan bir tanesine. Şimdi bunu her yerde okumuşsunuzdur. Kilitli pedala başladım, hayatta düşmeden olmuyor. Kilitli pedala başladığınız anda kesinlikle düşüyorsunuz. Bunu tamamen unutun. Şimdi bunu birazdan değiştireceğiz. Kilitli pedala başladığınızda evet düşme riskiniz oluyor. Niçin düşme riskiniz oluyor? Bunu da hemen anlatayım. Çünkü kilitli pedalda sağ ve sol olarak ayakkabınızı çıkartabiliyorsunuz. Oysa ki biz beynimizde ayağımızı pedaldan bir an önce çekmeye kendimizi şartlandırıyoruz. Dolayısıyla durduğumuz anda, çekmeye çalıştığımız anda, gelmediğini fark ettiğimiz anda sağa ya da sola yıkılıyoruz. Bunun da sebebini altındaki kallerle sağa ve sola doğru çıkartılabiliyor olması. Ama benim size tavsiyem, şimdi ekranda gördüğünüz iki çeşit kal var arkadaşlar. Eğer ilk defa başlıyorsanız, ilk defa kilitli pedal kullanacaksanız, ekranda hareketlerini görüyorsunuz. SH56 maya kodlu kalleri tercih etmeniz. Normalde ayakkabıların üstüne standart olarak SH51 kodlu kaller geliyor. Bak, fakat bu kallerle hareketiniz kısıtlı. Oysa ki SH56 kalleriyle hareketiniz çok daha fazla yöne yapabiliyorsunuz. Bu şekilde düşmekten inanın kurtuluyorsunuz. Size tavsiyem, eğer ki ilk defa kilitli pedala başlıyorsanız kesinlikle kal yanında bir çift SH56 kodlu kallerden almanız. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomda umarım size faydalı olabilmişimdir. Önümüzdeki hafta yepyeni bir konuda karşınızda oluncaya dek kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.